أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأولياء التي مولانا. الصوم لي وأنا أجزي به. Oruç benimdir diyor Rabbimiz Celle ve Ala ve onun mükafatını ben veririm. Şimdi ahiret meydanına hepimiz gideceğimize iman ettik. Etmezsek Müslüman olmuyoruz zaten. İman sahibi olmuyoruz. Ahirette Rabbimizin huzuruna çıkacağız ki geçen tefsir dersimizde de zikri geçti ayeti kerimenin. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ diyor Allah Subhanahu ve Teala. O gün ki herkes Rabbinin huzurunda ayakta duracaklar, hüküm kaza olunsun diye ki sahabe-i kiramın bazılarından, büyüklerinden bazıları bu ayeti kerimeyi okuduğu zaman devamını okuyacak kuvveti bulamazlarmış kendilerinde. Rabbinin önünde azamati ilahiyeyi tabi kalpleri onların bizim gibi değil derk eylemiş, anlamışlar. Rabbinin azametini, onun önünde durduğunu tefekkür etti mi daha kuvvet bulamıyor konuşsun yani. Kuvvet bulamıyor konuşsun ki ayeti kerimeyi okumaya devam etsin. O huzura hepimiz gideceğiz işte. Orada yaptıklarımız dökülecek. Yapmadıklarımız da tabii dökülecek. Alimet nefsun ma kaddemet ve ahkaret. Takdim ettiklerin de orada, takdim edemediklerin de orada. Takdim etmen gerekirken takdim edemediklerin de orada. Yani hepsi meydana çıkacak. Melekler yazılı onlar beyan edecekler. Bir de Rabbimizin özel bildikleri var. Meleklerin bilmeyip de Rabbimizin bildikleri var. Hatamız veyahut da sevabımız. Allah Celle Celaluhu biliyor. Bütün melekler geri çekildikten sonra Allah Subhanehu ve Teala'nın beyan edecekleri de var. Durum böyle iken eksikler de çok. O sıkıntılı meydanda bir tabiri caiz ise Joker hakkı mı diyelim bugünün anlayacağı lisan ile bonus mu diyelim dediği gibi Rabbimiz diyor ki size bir müjde getirici olsun mu olmasın mı? Hiç hesapta olmayan bir şey. Tartıda mizanda hiç olmayan bir şey. Ümidini bağlamadığın tamamen meyus olduğun bir durumda, ümitsizliğe düştüğün bir durumda, ameller tartıldı, sevaplar tartıldı, amellerin içerisinde güzelleri de var, günahların içerisinde haşa büyükleri de var. Geldi, baktın o borçlar fazla gözüküyor. Borçlar fazla gözüküyor, sevaplar az gözüküyor. Ne olur bu durumda? Bu durumda işler kesat olur, kesat. İşte o hiç ummadığın anda Rabbimiz Celle ve Ala katından bir sada gelir. Sen Ramazan orucunu tutmadın mı? Tuttun. Ben sana söz vermedim mi? Ramazan orucunun mükafatını kimse anlatmaya kuvveti yoktur. Onu direkt mükafatını ben vereceğim demedim mi? Doğru ya Rabbi dedim. Hadi bakalım. Alın bunu cennete götürün derler. Tabii ki burada Allah Subhanehu ve Teala'nın mübhem bırakması, kapalı bırakmasının türlü türlü hikmetleri vardır. Bir tanesi odur ki işte bu anlattığımız kulun idrakından çok çok fazla ikramda bulunacak Rabbimiz. Hele hele şu ahir zamanda yani. Her tarafı fitne fucur sarmış. Herkes kendine göre bir ip tutmuş gidiyor. Herkes hasta sorarsan. Ondan sonra ama yani ikinci evlendirelim mi seni desek hemen ağzını açıyor. Tabii tabii ne demek. Üçüncüye de alırım, dördüncüye de alırım. Ama oruca gelince hepsi hasta. Rabbimiz Subhanehu ve Teala yani böyle sıkıntılı dönemde hele hele böyle uzun günlerde sıcak günlerde hele bir de ağır işte çalışan insanların tuttuğu orucu en üstün makamdan kabul edip ondan sonra ona kulun idrakının kavrayamayacağı
mükafatlar saklıyor. Müthiş bir şekilde hiç ummadığın anda müjde veren meleklerle birlikte onlar bizim sevap tarafımıza çıkacak. Öyle bir sevap, öyle bir sevap, öyle mükafatlar ki kul diyecek ki ömrümün hepsini oruçla geçirseydim. Madem oruç bu kadar faziletli, hepsini oruçla geçirseydim. Tabi alimlerimiz bu mübhem konuda bazı açıklamalar yapmış. Kimisi demişler ki işte belki Rabbimiz kul hakkını da bununla silecektir demişler. Belki şöyle de olabilir tabi, kulun en çok istediği neyse belki onu ikram edecektir. Allah Subhanahu ve Teala. Nedir en çok istediğin? Cennete gitmek, tamam. Eksiklerini silin, cennete gönderin. Yani aslında burada rahmeti ilahiyenin ne kadar geniş olduğunu da anlamamız lazım. Yani namazın sevabı bu kadar, Rabbimiz sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bir de özel kapalı kutularımız var bizim yani, tabiri caizse. İçinden ne çıkacağı, yani küçük bir şey olmasının ihtimali yok, küçük olsa anlatırdık zaten. Gizli bırakmamız ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Öyle büyük kapalı, içinde hediyeler saklı olan kapalı kutularımız var ki, hamdolsun, işte onlar bize sunulduğu zaman Allah'ın izniyle Celle Celaluhu o kıyametin korkulu hallerinden kurtulmamız çok kolay olacak. Lissaimi farhatan. Oruçlu için iki tane sevinç var. Birisi nerede? İndel iftar. İftar anında bir tanesi, birisi de cennete, ahirette bir tanesi de. Önüne bir çıktığı zaman öyle mutlu olacak, öyle mutlu olacak ki bütün sıkıntısını, çilesini, dünyada çektiğini hepsini o ona unutturacak. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Deyyan olan Rabbimiz var. Deyyan. Ya Deyyan ismini çekiyoruz. Ne demek Deyyan? Din kelimesinden türemiş olan bu Deyyan. Din ceza demek. Ceza günü. Yevmuddin. Kıyamet gününe ceza günü derler. Ceza ne demektir? Yani karşılık. Onun Türkçesi. Bizim Türkçedeki ceza değil. Karşılık. Yani dünyada yaptığının karşılığını alacaksın. Rabbimizin isimlerinden bir tanesi işte Deyyan. Karşılıklarını veren, kuluna yaptıklarını mutlaka verecek. Bir de yani Deyyan ismiyle birlikte yaptığının karşılığını kesinlikle alacaksın. Onun üstüne Rahman var, Rahim var. Hannan var, Halim var. Yani bunun üstüne rahmeti de binecek Rabbimizin, yumuşaklığı da, şefkati de, merhameti de, mağfireti de onun üzerine binecek, binecek, binecek. Kula ikramı gelecek inşallah. Sadece yapması gereken biraz gayret. Biraz gayret edecek ya. Biraz zorlanacağız ya. Biraz zorlanacağız. Şu dünyanın keyfine ermek için görüyorsunuz işte bak, Haziran geliyor. En usta, yani en zengin adam bile Haziran'a kadar çalışacak mecbur. Haziran'dan sonra yapacağı tatilin parasını çıkartacak yani. Öyle değil mi? Dünyayı keyfe, dünyada keyfe gelen insanlar. Keyif ediyorlar burada. Ahireti düşünmeyenlerden bahsediyorum. Haziran'a kadar çalışacak, ondan sonra tatile çıkacak. Yani şeylerden mesela, televizyonlarda gördüğünüz insanlardan da yani. Bir dizi çekecek, 12 saat orada beklemek mecburiyetinde. Amele gibi çalışıyor. Sana çok aktör çok büyük geliyor ama amele gibi çalışıyor da sen farkında değilsin. Hazirana kadar çalışacak ki 3 ay tatil yapma hakkını kazanabilsin. Yani dünyada cüz'i yapacağı tatil için bu kadar çalışmak mecburiyetindedir. Biz ahirette ebedi bir tatile giderken hiçbir gayret göstermeyelim. Allah Teala Celle Celal bu kadar merhamet iplerini bize sarkıtsın. Biz hiçbirini tutmayalım. Ne namaz ipini tut, ne oruç ipini tut, ne zikir ipini tut, ne sohbet ipini tut. Ondan sonra ben cehenneme düşüyorum. Hiçbirini tutmadı ki yukarı çekecektik seni. Merhametimize, gufranımıza, cennetimize idhal edilecektik seni. Bir sürü ipler sarkıttık sana. Birini tut be mübarek. İnat etme işte. Al ipimizi diyoruz hem de. Madem cibrisin.
Elini vermiyorsun. Al ipimizi. Biliyorsunuz değil mi o fıkrayı? Cimri'nin bir tanesi düşmüş şeye, suya. Ya millet ver elini diyor, kimse kimse elini vermiyor da boğulup ölecek orada. Düşün bak, cimrilik böyle bir şey. Dünyanın en büyük cimrisini araştırmışlar. Bilmem neredeki zengin adam çıkmış. Çocuğunun diyor kolu kırılmış. Koluna en ucuz doktoru bulacağım diye çocuğunu arıyor. Doktoru bulduğu zaman kol kangren olmuş, kolu kesiyorlar. Cimrilik kötü bir hastalıktır yani. Adam da suya düşmüş. Ver elini, kalk çıkartalım seni. Var elini, yok. Kimseye vermiyor elini. Mübarek Nasreddin Hoca gelmiş. Al elimi mübarek, al elimi demiş. Biliyor tabii, adamın cimri olduğu ya. Al elimi deyince uzatmış adamı. Şimdi ipleri de Allah sarkıtıyor. Alın ipimi diyor ya. Benden cömertini bulamazsınız zaten. Al ipimi. Tutmuyor, inat ediyor. Namazı kılmam, orucu tutmam, zekatı vermem, zikri yapmam, sohbet dinlemem. Şimdi neye benziyor bu insanların yaptığı? Sen ona sohbet ediyorsun, hoşuna gitmeyen sohbeti dinlemiyor. Hoşuna gitmeyen ne demek? Nefsini arvasan. Açık bir kadınsa kapalılık sohbetini dinlemez. Namaz kılmayan adamsa namaz sohbetini dinlemez. E ne oldu? Sen doktora gidiyorsun, doktora ki saçların çok güzel. Maşallah. Tırnakların da güzel ama senin midede kanser oluyor, git midede senin. Hiç onu söylemiyor. Sen de diyorsun ki doktor saçımı beğendi, kaşımı beğendi, çıktın geldin. İçindeki hastalık devam ediyor ama. Öteki doktor diyor ki gel bir içini kontrol edelim. Kontrol edince diyor ki ya sen kansersin. Git doktor bir daha bir. Gözüme gözükme sen. Bak acilen tedavi olman lazım yoksa mahvolur gidersin. Git bir daha sana gelmem, seni dinlemem. Aynen yaptığı budur yani. Ya sohbete gittiğin zaman zaten nefsini hoşuna gitmeyen şeyleri duymadığın zaman yetişmiyorsun demektir. Sana bir şey katmıyor o sohbet demektir ya. Bilmediğin, anlamadığın, nefsini hoşuna gitmeyen eksiğini göreceksin ki orada. O eksiğe doğru yol alıp onu düzelteceksin. İnsanın bugün yaptığı odur. Arabanın tekerleri çok güzel ama yağı bitiyor içeride. Motoru yakacaksın dedi mi o ustadan kaçıyor. Benim arabama kötü konuştum. Öyle diyor. Bir daha sana gelmem. Zaten gelemeyeceksin diyor o da bir tane. Yakacağım motoru, zaten gelemeyeceksin. Öyle olacak yani. Velhasıl Allah Sübhane ve Teala'nın uzatmış olduğu merhamet. İplerin tutalım inşallah. Onun rahmetine, onun bereketine doğru yol alalım. Bu mübarek ayı hakkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin bizlere Celle Celaluhu. Bu merhamet ve mağfiret ayından en büyük nasibi alarak inşallah çıkalım. Ve minallahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.